Merhaba. ODTÜ bilim İletişimi grubu olarak yeni bir video cast bölümümüzle birlikteyiz. Bugün 337. doğum gününde Bach'ı konuşuyoruz. konuklarımız Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü Başkan Yardımcımız Tayfun Sansa ve Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'ndan Profesör Doktor Ozan Tunca. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum hemen. Bach neden bu kadar büyük ve önemli bir besteci? Buyurun hocam, siz <laughs> başlayın. <gülüyor> evet, ben başlayayım. Misafirinizsiniz. Sağ olun. Şimdi şöyle, e, Johann Sebastian Bach e, aslında belki de e, şimdi birisini klasik müzik dünyasından çekip sorsanız Bach ne anlam ifade ediyor diye. Hep işte Büyük Bach, Baba Bach yani klasik müziğin neredeyse temel taşlarından biri olarak görünen bir kişi. Neden öyle? Mesela matematikle çok ilişkilendirilir Bach'ın müziği. Çünkü barok dönemin zirvesinde ortaya çıkıyor. Yani zaten zirvesini oluşturuyor. Ve yazdığı müzikler, yaptığı besteler... Şimdi matematikle ilişkilendirilen kısmı da biraz aslında mimariyle de ilişkilendirilir. Zaten ikisi birbiriyle ilişkili olarak düşünülüyor. Armoni yöntemleri, e, o dönemdeki polifonik yöntemler, kontur puanın vardı en üst sınır. Şimdi kontur puan puan dediğimiz zaman nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela armoni dediğimiz zaman bir akor düşünün, e, yani yan yana üst üste çalınmış sesler ve üstünde bir melodi gibi bunun bir uyumu gibi düşünebiliriz. Kontur puandaysa melodilerin birbirinin üstüne denk gelerek ...bir uyum sağlaması ve bu çok zordur. Bunu e, bestecilerde zaten özel bir derstir. O kontrpuan dersini de ayrı alırlar. Ve Bach öyle ki işte dört e, sesli fükleri... E, ...inanılmaz hani son derece komplike şeylerin altından kalkan... ...ve bunları da bu matematiksel özellikleriyle... E, ...ya da becerileriyle e, yapan ama aynı zamanda tabii estetiği çok yüksek e, tutan... ...bütün dünyadaki müzisyenlerin son derece... E, saygı duyduğu, hayran olduğu bir kimlik. E, şimdi barok dönem aslında önden İtalyanların egemenliğinde biraz. İşte Korelliler, Telemanlar, Torelliler, bir sürü böyle Elli diye biten. Albinoni. Albinoni. Ama esas en ünlüsü işte kırmızı sakal dedikleri Vivaldi. Evet. Şimdi mesela günümüzde bile Vivaldi'yi tanımayan yoktur. Çünkü mevsimlerden, Mevsimler. He, değil mi? Mevsimler. mevsimlerden ötürü. E, çünkü gerçekten hani o neredeyse pop müzik haline gelmiş bir tabii. özelliği var. Yaman Koncerusu da çok bilinir. bilinir. Evet tabi tabi tabi. Yaman konçertoları da biliniyor ama mevsimleri gerçekten hani herkes tarafından biliniyor. Bah bahın e, yerleştiği yer tabi çok daha farklı. Çok daha bir anlamda entelektüel kalan bir yer. O anlamda onu söyleyebilirim. Ama müzik de biraz hani Bach bir milat. Evet, evet, yani evet. E, Bach'tan önce, Bach'tan sonra diyebiliriz. Yani kesinlikle. ulaştığı en zirve. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, e, o yüzden hani çok önemli bir besteci klasik müzikte. Hani onun ilgili çok anekdotlar var anlatacağız birazdan. Tabii. Evet. Hani e, belki hani ilgili olan mı hocam? Hani mesela Mendelssohn'la bir şeyi var. Onu bir yerde okumuştum. Bach vefat ettikten sonra, Mendelssohn bir gün e, alışveriş yaptığı bir markete gidiyor. Oradan işte evine bir şeyler alacak filan. E, o sırada işte o alışveriş yaptığı kişi ona işte aldığı şeyi paketliyor. işte güzel. Ona aslında veriyor. Abi Bakıyor üzerinde bir takım notalar var. Dikkatli ince Bakın el yazmaları üzerinde. Kayıp olan bazı çok kayıp notası var çünkü kendi yazmışsın. Kayıp olan bu notaları orada bulmaya başlıyor. İşte bir hani devamlı kendisi belki birazcık da düzenleyerek şey günümüze ulaşıyor ama hani 1100 tane sanıyorum 1100 civarında eseri olduğu Selen'i e günümüze bunların işte 200-300 tanesi ulaşmış ama tabii ki hepsi icra edilmiyor. İşte bilinen bir 10-15 tane hatta 20 diyelim eserler var. İşte bunun demin de hocamız söyledi. Bir şey Brandenburg konçertoları var işte viyonsel Suite'leri var Pasakalya'sı var İmvasyonlar var Hı -hı. gibi daha sıralayacağımız eserler vardır Hani ama bah yani bu sebeplerden dolayı çok önemli hocamızın anlattığı gibi ha, bu da benim işte duyduğum değişik bir aslında anekdot. Hocam aslında bu Mendelssohn anekdotu biraz da bize şunu gösteriyor galiba. Ee, Bach yaşadığı dönemde e, o kadar da ünlü değildi sanırım Genelde müzisyenler <laughs> biraz öyle. Zaten yaşar nasıl öyle yani? olacak ki? Hayır, bir insanın o dönemde şimdi düşünün sosyal paylaşım var, değil mi? Sosyal Hı -hı. medya var, bir sürü şey var. O dönemde gidiyorsun Leipzig'te besteler yapıyorsun. Hatta bu son dönemde okuduğum şeylerde Leipzig'te son derece ünlü. Çünkü şöyle yani Leipzig müzik, müzik merkezi. Ha, Tabii, Ve müzikle yani... ilgili ne varsa bah hep orada. Ya onun eserleri seslendiriliyor, ya onun kurduğu orkestralarda müzisyensin, ya onun işte baktığı kiliselerde şeye gidiyorsun, ibadete gidiyorsun. Yani onunla ilgili her şey. Ama orası sonuçta bir tane şehir. Dolayısıyla hani Avrupa'nın diğer taraflarında duyulup benimsenmesi, o notaların oraya ulaşması vesaire çok zor. Yani Bu arada Menderson'la ilgili ayrıntıya şöyle bir şey ekte bulunabilirim. Şimdi 300 küsür 330 civarında bildiğim kadarıyla yanlış olmasın kantatı var. Sadece kantatı tabii. var. Ve bunun 270 tanesi günümüze ulaşıyor. O kantatların ki onlar sayfa sayfa müzik. Evet. İşte kantat içerisinde tabii şarkıcılar var. Orkestra var. Ve öyle bir şey oluyor ki öldükten sonra tabii eserleri dağılmaya başladıktan sonra o kadar çok işte Tayfun Hoca'nın da söylediği gibi o kadar çok Ortalıkta nota var ki artık kağıt kağıt olarak daha fazla değer yapmaya başladılar yok Bu kadar kantat düşünseniz 270 kantatı kime nereye vereceksin? Diyorlar ki işte bir kısmını sen al al götür kasaba ver al şeye götür. O kağıt yüzden var. onun e, menden sonra büyük hmm. ihtimalle kasapta, manavda, bir yerlerde bulmuş o notalar. 270 kantat dediğiniz günümüzde bir kahve kantatı var. Ha Şimdi evet. <laughs> e, Schweidt stil. Polidor'da Nicht diye bir kantat e, işte kahve için. Kahveyi çok severmiş galiba. Evet hocam. Siz... ilham verdiğini söylüyormuş evet. kahvenin kendisi. Evet. O yüzden kahve için özellikle bir kantat e, bestelemiş. Besti i̇şte, evet. Benim son dönemde dinlediğim bir şey var. Müzik tarihi hocası. Çok severim. San Francisco Konservatuarı'nın müzik tarihi hocası. Hı -hı. Bu arada National Public Radio'nun Amerika'daki ulusal radyonun da e, şeyiydi. Böyle klasik müzikle ilgili programlar yapan Adamın Robert Greenberg. O diyor ki e, şeyinde, e, anlattığı bir e, hikayesinde ya da kitabında. Yani öyle bir ev ki, e, evde zaten işte biraz önce konuştuk mu ya da konuşacağız belki de. 20 tane çocuğu olmuş. Ha, Ve, evet, konuş, eşitler, ha evet. Evet 20 tane çocuğu olmuş. Şimdi bu çocuklar e, işte evde 20 çocuğun olması, ikişer senede bir çocuk doğsa ki onların da yedi tanesi ölmüş ki ö, evlat acısı Allah korusun kimseye vermesin korkunç bir şey. On tane çocuk kalmış. Evet yani yedi defa adam bunu yaşamış e, hiç durmadan e, müzikler yapıyor ve o o kadar çocuğu ve evdeki insanların bütün gelirini o kazanıyor. Dolayısıyla bol bol kahveye ihtiyacı varmış. <gülüyor> evet <gülüyor> yani hani öyle gece yatayım da uyuyayım da falan mutlaka besleyecek notaları yazacak şeyleri varmış. Hatta hayatının son yıllarında nasıl Beethoven sağarmış ya. Evet. Hayatının son yıllarında Johann Sebastian Bach da kör, kör. olmuş. Hı. Ve uzun yıllar gözleriyle ilgili sürekli sorun çekmiş. Çok eser yazdığından kaynaklı devamlı onu sayfa 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 sayfa, evet. sayfa kaleme aldığından dolayı artık mum ışığında geceleri yazmak dolayı göz görme yetisini kaybetti. Hatta daha sonra yani azaldığı söyleniyor bir doktor tarafını ameliyat edilip o zaman öyle kör oldu söyleniyor aslında bir de. Ha, evet 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 ben öyle de biliyorum onu. Şey. Sonra ölmeye yakın evet. bir 10 günlük sürede gözler açılıyor ama bu sefer de yazacak e, hali Enerji olmadığı, bulamıyor. enerjisi olmadığı için o şekilde vefat ettiği söyleniyor hmm. o yıllarda. Hocamız biraz bize ee, ile ilgili bir icrada bulunsa. <laughs> evet <değer gülüyor> hocam lütfen ee, sizden yonselle suitlerinden bir bölüm dinleyeceğiz sanırım. Evet. Johann Sebastian Bach'ın şey 5. suite'inden, Dominör süitinden önce size Alamant'ı seslendireyim. Alamant bir Alman dansı. Onu seslendireyim. Daha sonra bir küçük bölüm daha seslendiririm sizler için. Tamam hocam. Sizden dinledikten sonra üzerinde kısaca konuşuruz. <laughs>

Çok teşekkür ederiz, sağ olun, <laughs> <Sağolun>. çok güzeldi. <laughs> sağ olun, sağ olun. Tabii e, ben hızlıca sizler için hazırlamaya çalıştım böyle bir e, bir iki bölüm. Şimdi Alamant e, benim çok sevdiğim bir bölüm. Bu e, beşinci suite e, aslında en zor suitelerinden bir tanesidir. Tayfun hocam Hı. sen de hatırlarsın okul yıllarından değil mi? Beşinci suite bir sürü çift sesler, akorlar falan bayağı bir zorludur. Çok çok zor. Evet Zorludur. Fakat Aleman özellikle böyle e, nasıl söyleyeyim bir hikaye anlatır gibi bir his verir bana her zaman. Böyle bir e, şey gibi bir söylem gibi bir his verir. Onu özellikle seslendirmek istedim. Bach'ın altı tane suiti var. E, bunlardan beş numaralı suiti benim seslendirdiğim normalde skordatura yani normal akort dışında bir akortla seslendirilen bir suite aslında. Yani normalde biz cello'nun tellerini do, sol, re, la diye akort ederiz. Bunda do, sol, re, sol. Dolayısıyla başka bir e, notaya akort edilir. Normal dışı bir akort. Yani. Evet. senin kendi akordu değil. Dolayısıyla sound olarak ve ses dünyası olarak biraz daha farklıdır. Hı -hı. Altıncı suitinin de şöyle bir özelliği var. O da beş telli bir cello için, violoncello, piccolo için yapılmıştır. Beş Do yani. Evet. Dolayısıyla beşinci bir tel vardır, mi teli vardır. Evet. Do solerla mi. Ee, biz de onu günümüzün cellolarıyla dört cello, dört tel içerisinde nasıl çalacağız diye uğraşırız çünkü oldukça zordur. Ee, çok sevilir. Bu arada keman içinde partitaları vardır. Bu eserler ve diğer oda müziği eserlerinin çoğu daha seküler müzik yazdığı Köten'de e, sarayda bestecilik yaptığı dönemde e, yazdığı eserler. Şimdi Köten yıllarından kısaca ben bahsetmek istiyorum çünkü enteresan. Hı -hı. Şimdi ilk defa bah e, din dışı yani her zaman kiliselerde mutlaka ya Ork oranın kantoru şeyi olarak baş müzisyeni olarak mutlaka bir yerlerde çalışmış. Zaten en son hayatının sonuna kadar da Leipzig'de benzer bir görevde bulunmuş. Fakat Köthen'de ilk defa sadece bir prensin sarayında çalışıyor. Dolayısıyla daha seküler işler yapmak için olanakları var. Diyor ki ben cello için suitler yapayım. Altı tane suit yapıyor. Her birinin altı tane bölümü var. Yani prelütleri uzuncadır. Sonra partitalarını yazıyor. Keman için solo eserler yazıyor. Başka eserler yazıyor. Bach'ta bir altı takıntısı mı var acaba? <laughs> Brandenburg konçertoları. Evet onlar da altı tane. Goldbar varyasyonlar. <laughs> Yonsal suitlere altı doğru, doğru. Şey, takıntısı var sanırım Bach'ta. <laughs> doğru olabilir. Ee, şimdi şeyde e, Köten Sarayı'na e, işte bu otuzlu yaşlarda otuz ile otuz ya da 32 ile 38 yaş arasında var oluyor Köten Sarayı'nda. Gençlik yılları. ilk eşin vefat ediyor orada. Hmm. İkinci eşiyle oralarda tanışmış oluyor. Anna Magdalena'yla. Ondan sonra e, o yıllarda prens inanılmaz derecede tabii müzik düşkünü, bir orkestra kurması için e, Johann Sebastian'a bayağı iyi bir para öneriyor. Diyor ki sen rahat rahat... Bu bahı hapse atan prens mi? Yok değil. Değil mi? Değil dil değil. Yani o biraz e, daha önce mi acaba hocam? Daha önce olabilir. Daha önce galiba. Daha önce olabilir. Yani bu <laughs> bunun o kadar bozuşmuyorlar. <laughs> Şöyle bir problem oluyor sadece. Şimdi eee Sebastian e, ikinci eşiyle evleniyor. Birkaç hafta sonrasında da bu prens de birisiyle evleniyor. Oldukça genç bir hanımefendiyle evleniyor. <laughs> Yeni prensesimiz diyor ki bu ne harcama? Yani o şey tamam sarayın bir sürü şeyi var. ...olanakları var anladım ama bu kadar müzisyen... ...bu kadar işte besteciye bu kadar para veriyorsun... ...şart mı? Hani illa Avrupa'nın... ...en iyi orkestrası sende mi olmalı? Yavaş yavaş... ...Bach'ın e, bütçesi kısılmaya başlıyor. Ondan sonra... ...zaten prens şeylere... ...konserlere olan ilgisini de birazcık kaybediyor. Bu arada... ...bu zavallı prenses birkaç sene sonra... ...23 yaşındayken sanıyorum vefat ediyor. Aslında oldukça genç bir yaşta evet. da... ...ölmüş oluyor prenses. Ama prensin de ilgisi azaldığı için artık Johann Sebastian kendisine başka yerde bir iş aramaya başlıyor. Leipzig'e. Leipzig'e gidiyor. Leipzig'e gitmeden önce ama şu Brandenburg'la ilgili kısmı da söyleyeyim. Brandenburg konçertolarını Brandenburg Düküne yazıyor İtafen. ya da Itafen yazıyor. Ve garip bir şekilde onların parasını hiçbir zaman alamıyor. Yani o ödeme ona hiçbir zaman yapılmıyor. Enteresan bir şekilde. Brandenburg Dükü'ne bunları gönderiyor. 6 tane konçertü diyor ki e, ben sizin servisinizde de çalışmaktan memnuniyet duyarım. Bu işte Köten'deki şey yılları. Acaba ne olacak? Hani buradaki işim bu kadar sağlam değil. Ben yavaş yavaş kendime başka yerlerde mi düşünsem dediği yıllarda bu Brandenburg konçertolarını yazıyor. Fakat onlar maalesef e, Brandenburg Dükü tarafından o kadar ilgi görmüyorlar. Bir özelliği de bu eserlerin hep daha önce başka eserlerinden alıntılar içeriyor olması. Yani yeni müzik değil tam olarak. Hep hı hı. daha önceki eserlerden. Alıntılar çok fazla var. Çok fazla. Ben. O da diyor ki belki de işte sen daha önce yazdığın şeyleri ama düşünün öyle bir şey ki idareci ki yani önceki eserlerini tanıyacak diyecek ki sen daha önceki eserlerinde bu melodileri kullanmıştın, bu temaları kullanmıştın. Şimdi şunu... niye kullanıyorsun? Ha bir de ona ben para vermem diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok bilinçli tüketici. Öyle. Hocam Brandenburg konçertolarından bahsetmişken aslında burada hatırlatmamız gereken bir şey daha var. Carl Sagan'ın Voyager'lar için hazırladığı altın plakta da Brandenburg konçertolarının ikincisi e, yer alıyor. Bu da aslında Bach'ın... E, Genel olarak insanlığın ürettiği müzik kültürünün belki zirvelerinden birini oluşturduğunu gösteren bir durum. 1970 yılında sanıyorum Voyager uzay gemisiyle Brandenburg Konçerto'ları uzaya gönderiliyor. Enteresan. <laughs> bulur, <laughs> bulurlar mı bilmiyorum kim bulur. Kim bulur, kim bulur. Ama tabii aslında güzel bir seçki. Düşünsenize yani <laughs> insanlığı temsilen, evet. insanlığın ürettiği müzik yaratılarının temsilen Bach'ın eserlerinden birini en iyi besteci olarak o zaman. En iyi bestecilerden biri kesinlikle işte, tabii. Hocam burada aslında şunu da sormak istiyorum. Ee, Bahneden büyük besteci diye daha önce de konuşurken işte güncel müzik formlarını da çok e, önemli bir şekilde etkilediğini görüyoruz. E, caz gibi blues gibi yani bu tür müziklerin bizim günümüzde popüler olan müziklerin de e, bahın yarattığı formlardan tekniklerden etkilendiğini söyleyebilir miyiz? Mutlaka içlerinde yaralır. Yani sonuçta bu büyük besteciler işte bak işte diyoruz büyük besteci. Hani caz müzikteki e, gelişmeler, işte rock müzikteki olsun, e, folklorik müzikte, her türlü müzikteki çalışmalar bu tip bestecilerden esinleniyorlar. E, kullandığı teknikleri, yarattıkları formları kullanıyorlar. Bu yüzden de yani bütün müzik dünyasının gelişmesinin, her türlü müzik için gelişmesinde bu bestecilerin aslında çok önemi var. Yani bir nevi herkes bunları kendine bir yol olarak görüyor. Bir yerde kullanıyor mutlaka. Yani e, cazın formları, işte rock'ın formları, işte yerel şeylerin kullanılması bu bestecilerle oluşuyor bir şekilde. Yani bir yerde mutlaka bir kesişme var. Ha kendilerine göre farklı alanları vardır ama bir ustalık bunlara bakıyorlar bence. Şimdi tabii form dediğimiz zaman e, form Danya kastettiğimiz önemli. Ama ben tahminimce şöyle. Yani popüler müzik türlerinin bile etkilendiği bir besteci olduğunu altını çizmek istiyorsunuz. Çünkü form, müzik formu denilen şey içerisinde mesela bir caz içerisinde, caza baktığımız zaman caz doğaçlama üzerine kurulu bir müziktir. Dolayısıyla evet bah doğaçlar ama bize doğaçlamaları e, şimdi mesela ama standartlar var jazz standartlar. jazz standartları, standartları vardır yani tam bunların yani çeşitlemeler doğaçlama var değil mi o jazz standartları bu kalıpları mutlaka bir yerinde kullanıyor bu müziklerinde evet yani herhalde kullanıyor ee, şeyler e, polifoni yani e, işte kontrpuan tarzı şeyler tabii özellikle bahın e, çok geliştirdiği noktalar onları mutlaka malzeme olarak kullanıyordur. Ama Bach bütün müzisyenler için bir ilham kaynağı kesinlikle oluyor Tabii. diyebiliriz. Tabii. Ee, hocam çok teşekkürler. Aslında e, yine Ozan Hoca'dan e, bir violensel suite dinleyerek e, bitirebiliriz. Evet söz e, Evet. <laughs> <bir parça, gülüyor> bitirişte bir parça daha çalacağım. Evet, size. Doğru. Yine aynı suitten yine aynı suitten jik. E, final final yani. final bölümünü seslendirmiş olayım. O biraz daha hareketli bir bölümdür. Böylece kapatmış olalım. Hocam çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, konuk olduğunuz için, bize bahı anlattığınız için. Teşekkürler. <laughs>